sözlerden okuyoruz. Enbiya ve evliyaya muhabbetin ise, yani böyle bir muhabbetin, sevgin, onlara karşı hürmetin varsa, yani bunun manevi, uhrevi mükafatı, faydası nedir? Onu anlatacak. Böyle bir muhabbetin varsa, ehli gaflete karanlıklı bir vahşetgah görünen alemi berzah, o nuranilerin, evliya ve enbiya ve evliyanın vücutlarıyla, varlıklarıyla tenevvür etmiş menzilgahları suretinde sana göründüğü için o aleme gitmeye tedahhuş değil, belki bilakis temayül ve iştiyak hissini verir. Yani ileri derecede ahirete gitme, yani berzaha gitme hissini verir. Hayat-ı dünyeviyenin lezzetini kaçırmaz bu iştiyak. Burada biraz duruyoruz. Burada anlatıldı ama tamam, güzel. Enbiya ve evliya sebebi, onları sevme sebebiyle berzah alemine gitmek de iştiyak duymak. Çok çok arzulamak ahirete gitmeyi. Da diyoruz, not var. Burada anlatılan berzaha gitmeye iştiyak duymak için gereken muhabbet derecesi olmazsa, kişi sevdiğinin gittiği yere gitmek ister. Çünkü sevmede sevdiğini kendine çekmek diye bir fıtrat kanunudur. Yanında ve beraberliğinde ve devamlılık dairesinde diye bir netice, bir his ortaya çıkıyor. Dünyada bunlar tecrübe edilir. Ediliyor, edildi. Bu kaideyle gerçekten peygamberler ve evliyalar sevilince o sevgi varsa bu neticede olur. Dünyadaki tecrübelerimizden bunu anlamamız lazım. Sevgi yoksa? Yoksa o iştiyakta olmaz. Not böyle burada. Halimizi anlatıyor. Şimdi bu iştiyak noktasında Emir Dağ'da 185. sahifede üstad haletini anlatıyor. Hissiyatını anlatıyor. Emir Dağ layıkası 185. Bu hayali hakikata binaen kendisinin gezdiği memleketler var. Yani özlediği memleketler. Oralara gitti. Epey hayal gözüyle oraları seyretti. Hayal yoluyla seyretti. Onu anlatıyor. Bu hayali hakikata binaen, hakikat diyorlar hayale. Hakikaten nurların ışığıyla nurani gördüğümüz berzaha gitmek bana değil ağır gelmek, belki bir iştiyak verdi. Niye? Daha başından okumuyorum uzun olur diye. Çok fazlasıyla yani sevdiği yakın talebelerinden berzaha gidenler oldu. Benim bedelime hem vazifemi görüp hem sevap kazandıracak yüzer hüsrevler, tahiriler, Mustafa'lar, Nazifler, Osmanlar, Abdurrahmanlar, Aliler, Sabriler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Atıflar, Mustafa'lar, Sadıklar, Osmanlar ve hakeza epeyce saydı. Nurların bahadırları, kahramanları,
dünyada arkamda kaldıkları ölümü bana çok hafifleştiriyor. Yani üstadın ana davası nurculuk faaliyeti, iman hizmetini yürütecek olanlar kaldığı için ben diyor berzaha gidebilirim artık. Çünkü berzaha gitmeyi çok arzu ediyor da hizmet için gitmiyor. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye Allah'a hassız şükrediyorum. Talebelerine bu mektubu yazıyor üstad. Sonra burasını kapatıyoruz. Ondan sonra ne diyor burada? Şurasını açıyoruz. Divan-ı Harbi Ulfi. Ben sayfa 10 Divan-ı Harbi'de. Hapishane denilen alemi berzahın kapısında dururken gizli ceryan üstadı gene o zamanda da takip ediyor ve idam etmek istiyor. Onun için bir vesile şeye, askeri mahkemeye götürüyorlar. Mahkemede müdafaada bulunuyor. Mahkeme heyetine, paşalara söylüyor. Ne diyor? Ben hapishane denilen alemi berzahın kapısında dururken. Hapishane alemi berzahın kapısı niye oluyor? Çünkü oraya sevk eden ceryan bir vesile, bir bahane ile ahirete göndermek istiyorlar üstadı. Onun için üstadın nazarında ve onun hesabına alemi berzahın kapısı oluyor hapishane. Oradan geçiliyor şeye, idam sahbasına. Orada dururken ve dar ağacı denilen istasyonda ahirete giden şimendiferi beklerken, bakınız paşalara hitap ediyor ve bu da yazdı, bize de duyuruyor. Cemiyeti beşeriyenin gaddarane hallerini tenkit ederek değil yalnız sizlere, belki bu zamandaki nevi beni beşere irad ettiğim bir nutuktur. Yani artık yeter, ne haldesiniz demek istiyoruz da. Ne yapıyorsunuz böyle? Bütün insanlık faziletlerini çiğneyerek bir yol takip ediyorsunuz. Onun için yevmet dubla sera iru sırrınca, bu ayetin sırrınca, kabri kalpten, kalbini kabre benzetiyor. Niye? İstibdat olunca çokları kalplerinde besledikleri hissiyat ve düşüncelerini anlatamıyorlar. Çünkü anlatırsa idam. Onun için gizli şeyde kalıyor. İşte kalıyor. Ama kabre geçince nasıl ki her şey açığa çıkıyor, üstad da kendi şu andaki durum, anlattığı devredeki durumunu berzaha, kabre geçince her şey açığa çıktığı gibi kalbinde neler varsa hepsi açığa çıkacak. Onun için burada kabri kalpten hakayık çıplak çıktı. Yani ne ki varsa hepsini açığa çıkartıyorum. Namahrem olan kimseler nazar etmesin. Yani korkak kimseler benim bu müdafaamı, bu nutkumu söylerken çekiniyorlarsa müdahale edilecektir diye, o zaman yanıma gelmeyin. Ahirete kemal-i iştiyak ile müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Başalara söylüyorum. 15 büyük şahsiyetler idam edildi. O idamda asılanların önünde mahkemesi yapılıyor. Bak, senin de akıbetin böyledir ya, bize başa veyahut da işin
16. olursun sen de diye üstad orada feveran edip haykırıyor. Bu neye benzer diyor benim ahirete gitme iştiyakım? Şuna benzer. Nasıl ki bir bedevi, garayipperest, garip şeyleri çok fazla sever, ister, görmek ister. İstanbul'un acayip ve mehasinini işitmiş. O zaman Taşra'da İstanbulluk hemen gidip gelinmiyor. İstanbul hakkında işte gidenlerden, sonra memlekete dönenlerden işittikleri yayılıyor. Şöyle İstanbul, böyle İstanbul falan diye. Herkes merak ediyor nasıl bir yerdir diye. İşitmiş fakat görmemiş. Nasıl Kemal-i Hahiş'le görmeyi arzu eder? Bedevi bir insan yani böyle büyük şehirlere gidememiş, gitmiyor. Yani o günkü şartlarda bu. Tabii şimdi bu şartlar yok. Ben de mağaraz-ı acayip ve garayip olan, çok garip ve acayip şeylerin bulunduğu yer olan alem-i ahireti o hahişle, o İstanbul'u görmek isteyen bedevinin isteği, hahiş yani çok fazla isteği üzere görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefyetmek, yani beni idam etmek, berzaha göndermek bana ceza değil. Niye? İstiyorum zaten ki, diyor üstad. Gerçekten yani 15 kişi asılmış, onun önünde mahkeme olunuyor üstad. Biraz kendimize tatbik edelim ki bizim böyle bir yerde bulunsak halimiz nice olurdu. Hesap etmek lazım bunu. Şöyle kısa yoldan bir düşünmemiz lazım. Sizin elinizden gelirse beni vicdanen tazip ediniz. Yani gerçekten dini hayat bakımından benim kusurumu görün ve gösterin. Öyle bahanelerle, idam etmekle korkutmaya giderseniz bana zarar değil kârdır. İstediğim şeyi yapıyorsunuz. Ve illa başka suretle azap değil benim için bir şandır diye mahkeme huzurunda, paşalar huzurunda böyle söyleyebilmek herhalde ki dediği gibi üstadın mezara gitmek hususunda iştiyakı vardır. He, vardır. Bu yani bir korkutma hadisesi değil çünkü 15 kişi asılı. Yoksa yani onlara gereken bir muhabbet ve hürmet etme gibi hislerle bağlılık yoksa peygamberlere ve evliyalara onların muhabbeti yani bu zatlara yapılacak muhabbet, sevgi, hürmet ehli medeniyetin meşahir-i insaniye muhabbetin evinden olsa ehl-i medeni dedi yani ahireti bilmiyor, düşünmüyor yahut inanmıyor. Bunların meşhur zatlara olan muhabbeti nevinden olsa peygamberlere işte muhabbet o kamil insanların fena ve zevallerini yani dünyadan ayrılışlarını ve mazi denilen mezar-ı ekberinde çürümelerini düşünmekle elemli hayatına bir keder daha ilave eder. Yani öyle kamilleri çürüten bir mezara ben de gideceğim diye düşünür, mezaristana endişeli bir nazarla bakar. Ah çeker. Evvelki nazardaysa, yani üstadın bahsetmiş olduğu manadaki peygamberleri, evliyaları gerçekten sevdiği için o sevgi hissiyle onların yanında bulunmak için oraya gitmek istiyor. Mesela bir valide evladını kaybettiği zaman baba evladının gittiği yere gitme arzusu onda uyanıyor.
yani bu vakalar var, böyle vakalar. Çünkü oraya gitme arzusunu verecek kadar bir hissi durum var ortada. Şefkat. Evvelki nazarda ise cisim libasını mazide bırakıp, yani imanlının, hakiki imanlının, ama kendileri istikbal salonu olan berzah aleminde cemali rahatla ikametlerini, orada bulunmalarını düşünür, mezaristana ünsiyetkârâne bakar. İşte yaklaşık gidiyoruz, Elhamdülillah yaklaşık dünyanın gırlık uçundan istirahata çekileceğiz gibi neşeli düşünür. Şimdi biz tabii düşünüyoruz burada. Sözler 645. Bu anlatılan manzarayı anladık. Diyoruz burada, şimdi bu anlatılan halet ve anlayışı ölçü alınca, kendimize bakmak için, durumumuz nedir? Şurada bir rivayet var, onu hatırladım. Ben bunu ciddi manada şey yapamadım, yani meşgul olamadım bu derse. Şöyle diyor, Yuşeku İlahir gidiyor bu Kütüb-ü Sitte'de, sağlam bir rivayet. Mealini okuyayım. Yani ümmetler, milletler yakın bir zamanda, yuşeku yakın bir zamanda demek oluyor. Ve ufuktan, min ufukin, ufuktan, yani en uzak yerlerden ve sema cihetinden, bu mana öyle gelir o zaman, sizin üzerinize üşüşürler. Aleyküm var orada. Üstten aşağıya doğru. Aleyküm olunca öyle oluyor. İleyküm paralel oluyor. Aleyküm üstten aşağıya. Hava canibinden. Çöküşürler, üzerinize saldırırlar. Öyle ki sizin yemek kaplarında üşüştüğünüz gibi, acıke nasıl öyle saldırıyorsunuz yemeğe, onun gibi. Suban bir sahabe sordu. Ya Resulallah, biz o zaman az mı olacağız ki böyle bize hücum edilecek? Emin gılleti diye soruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. O zaman çok olacaksınız. Entüm kesirun. Tersine az değil, çok olacaksınız. Sayınız çok olacak, nüfusunuz. Fakat siz selin çöpük ve çöl çöpüne benzer bir hale geleceksiniz. Bu zayıf halinizden dolayı düşmanlarınızın kalbinden önceden var olan veya her türlü mehabet, yani sizden korkma ve korku nez olur. Yani koparılır, çıkartılır. Düşmanlarınızdan size karşı olan korkuları nez olur. Çıkar. Ve sizin kalbinizde de vehn olur. Soruyorlar sahabeler. Kale kulna ve ma lehn, lehn nedir diye soruyorlar. Sorulunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kelimeyi, lehn kelimesini açıklamasını yapıyor. Yaşamak sevgisi, yani rahat ve zevkli hayat arzusu ve ölümü kerih görmenizdir. O dediğim kelime. Ve diğer bir rivayette de gıtali, cihadı,
kerih görmenizdir. Din için savaşmayı çirkin görmenizdir diye cevap verdi. Ve İbn Hanbel, Ebu Davud gibi böyle Kütüb-ü Sitte'de bu rivayet var. Şimdi bunu niçin şey yaptım? Bakıyoruz bu anlatılan ahirete karşı olan korkusuzluk ve üstelik iştiyak hali. Hani nerede? O zaman şu çıkıyor karşımıza, yukarıdan biri anlattığı, ustadan anlattığına göre. Evvela tahkiki imanın şuurlu olan derecesi yok. Saniyen, bu büyük zatlara, başta peygamberlere olan bağlılığımız çok zayıfladı, hürmetimiz çok zayıfladı. Muhabbetimiz zaten ne derecedir ki? Muhabbetimiz de dünyevi şeylere dağıldı. Onun için o zatların gittiği yere karşı bizde bir iştiyak olmasının yolu açık değil. Bunun için söyledim. Biz kendimize çok yere insan böyle cibilli eden kendisini iyi kabul eder, iyi görür ve de yani kendisinin şeyine çalışmaz. Yani durumumuzu nazara alalım dünyadan gitmeden önce diye dinin bize çok çok tekrarlı haber verdiği eksikliğinizi görüp de mükemmele doğru gidebilmenin gayreti yok. O da yok. Kişi bugün Müslüman kendisini eksik görüp eksikliğim madem vardır biraz bir şeyler yapayım. Biraz fikir, biraz manevi kemalat, biraz böyle manevi cesaret, ahireti iyiden iyiye bilme gayreti diye düşüncemiz de yok. Niye? Üstadın ifadesiyle bir manevi mesuliyet duygusu eksildi. İki, yine üstadın ifadesiyle teslimiyet azaldı. Dinin hükümlerine teslimiyet, bağlılık, kendini ona göre ayarlama arzuları, istekleri, meyilleri azaldı. Gaflet, dünya gafleti fazlalaştı. Dünyaya olan alakamız ciddileşti. Ahirete olan alakamız da tabii burası ciddileşince oradaki zayıflar. Bu hale geldik. Geldik de yani biz hakikaten çok ciddi bir felaket içinde miyiz? Hayır. Ya bu tarafımız de ona göre Allah'a karşı bir istiğfar hali, bir işte affet ya Rabbi diye olan teveccüh hali, ne bir yani Allah'a kendini işte yani görüyorsun bizi ya Rabbi diyen bir Allah'a teveccüh durumu olursa fitne-i zamanın getirdiği şiddetli durumların neticesi olarak bir merhametin tecelli etmesi düşünülür. Biz bu manada bir düşüncemiz de yoksa o zaman burada anlatılan mana bizim dairemizde, bizim hayatımızda, anlayışımızda, hissiyatımızda bir fazla ciddi bir yeri olmuyor o zaman. Burasını okuduk. Neydi? Alem kelimesini. Alemden alem-i berzaha gelmiştik. Terkipler geliyor haliyle. Bu paragrafta bunlar anlatılıyor. Şimdi devam ediyoruz. O sözlerdeydi. Bu işte şualardan okuyoruz. Yine alem-i berzah mevzuu var. Ben, üstad diyor, merhum Hafız Ali'yi unutamıyorum. Hafız Ali abi çok ihlaslı bir zat ve de nefsini öldürmüş bir şahsiyet. Böyle manevi kemalatta ileride ve veli üstelik evliyalardan. Onun için diyor üstad unutamıyor, ahirete gitti. Ustada bedel gidiyor ama. Onun acısı beni çok sarsıyor. Eski zamanlarda bazen böyle fedakar zatlar kendi dostluğu yerine ölüyorlardı. Zannederim o merhum yani Hafız Ali abi
benim yerime gitti. Yani üstadın ölüm, üstad için ölüm çok yani an be an ölüm tehlikeleri dairesinde böyle bazı talebeleri vekaleten üstadın yaşanması için böyle bir yola giriyorlar. Onun fevkalade hizmetini eğer sizler gibi o sistemde zatlar, Havuz Ali abi Nur Fabrikası'nın başkanı İsparta'da, tabii şehirde değil, neşriyat yapıyor, teksir makinesi var. Çok ciddi çalışıyor ve de bir bilinse, gizli cereyan bir bilse var ya, felaket. Buna rağmen yürüyor Havuz Ali abi. Şimdi biz böyle bir abiye karşı alakamız olmasın mı? Berza gittiğimiz zaman, zaten yine şovlarda var ismini almadım. Yenileri alıyormuş dershaneye. Şimdi Havuz Ali abinin Berzah'ta dershanesi var diyor üstad. Aynen buradaki gibi derse devam ediyor. Yani nurculuk faaliyeti, o bilmiyor öldüğünü. Şehit olduğu için. Yenileri nasıl aldı yani? He? Yenileri aldı. Yeni gidiyorlar ya Beza, ölen nurculardan samimi olmaz. Sadık nurcuları hemen alıyor, dershaneye götürüyor. Yani ki. Havuz Ali abinin dershanesine gitmek istiyorsak, o zaman gereken bazı şartlarını yapmamız lazım. Önce sadakat, saniyen ihlas, önce ihlas, sadakat ve sebat ve fedakarlık ve şahsı rahatını değil şeyi yani şahsı rahat olsaydı Havuz Ali abi onları yapmazdı ki. İslamiyetin korunmasını gaye edinmiş olmak gerekiyor. Havuz Ali abi hemen gider gitmez doğru dershaneye alıyor onu. Öldüğünü bilmiyor. Dünyada kendisini düşünüyor. Ben onun varisleri olan sizleri tahattür ettikçe o acı gidiyor. Şimdi o zaman niçin acı duyuyordu üstad? Öldü diye. Hani avama yok ya öyle diye alakası yok. Bu hizmeti çok ileri derecede yürütüyordu. Nur Fabrikası'nın başkanıydı. Şimdi o ahirete gitti. Acaba bu yapmış olduğu hizmeti devam ettirecek olanlar, o ciddiyette olanlar var mı? Var olunca meselesi yok. O zaman tamam güzel. Gitsin, rahat etsin. Yoksa işte onun için şey yapıyor, endişe ediyor. Tabii bunu da düşünmeliyiz bir şimdi. Bak şimdi okuyorum orasını. Üstad bu endişeyi niçin yapıyordu? Hizmet için. Üstadın o zaman hizmet noktası, yani İslamiyet'in korunması meselesi çok ciddi manada nazarında bir gayedir. Üstadın bu yaptığı İslamiyet'in korunması cihetindeki gayretinin taklit edilmesi, yani hiç olmaz bir o hareket tarzını sevmek gerekmez mi? Gerekir. O zaman bu dersi almalıyız buradan. Ben onun varisleri olan sizleri tahattül ettikçe o acı gidiyor. Bir inşirah geliyor. Rahatlıyorum demek istiyorum. Medarı hayrettir ki ben şimdi onun, hani Hafız Ali abinin manevi, belki maddi hayatıyla alemi berzaha gitmesi cihetiyle o aleme, berzah alemine gitmek için bende bir iştiyak zuhur etti. Hayda. Şimdi ustad bakıyor, ben gitsem acaba hizmet devam eder mi, etmez mi? Ederse gideyim diyor. Niye? Havuz Ali abi orada. İştiyak zuhur etti. Çok çok ileri bir istek manasında. Ve ruhuma başka bir pencere açıldı. Nasıl ki buradan İsparta'daki kardeşlerimize selam gönderip
marife, muhabere ile sohbet ediyoruz. Aynen öyle de Hafız Ali'nin tavattun ettiği alemi berzah nazarımda İsparta, Kastamonu gibi oldu, olmuş. Hatta bu gece mesmuatıma göre, duyduğuma göre buradan birisi oraya gönderilmiş berzah alemine. Yani birisi ölmüş. Üstad ne biçim anlatıyor? Dünyadan berzah alemine bir gönderilmiş. Sen git kardeşim orada bir Hafız Ali abiye bir uğra demişler. 10 defadan ziyade teessüf ettim. Niçin Hafız Ali'ye onunla, yani buradan oraya gönderilen nurcuyla selam göndermedim? Üstadın şimdi bu, yani şimdi bir alemde bahsediyor. Berzah alemine, alem terkibi olarak girdik. Üstad Hazretleri'nin berzah alemine bakışı ne biçim bir şeydir? Bunu düşüneceğiz burada şimdi. Bu bir şaka değil ki. Üstad Hazretleri'nin bu böyle, yani bunları anlatması, yaşadığı bir haleti anlatıyor bize. O zaman ölçü almalıyız. Nazara almalıyız. Sonra ihtar edildi ki selam göndermek için vasıtalara ihtiyaç yok. Kuvvetli rabıtası Hafız Ali abi yani dünyamızla, yani üstadla, hakiki nurcularla irtibatlı. Ha. Telefon gibidir. Hem o gelir alır. Yani Hafız Ali abi dünya tarafına da gelebiliyormuş. Yani üstadla görüşüyormuş. Şu anlar 330. Şimdi tabii bu mektupları Aleyhim Berzah'ta şimdi dedik ya gezeceğiz biraz ne var ne yok diye. Böyle tercihen bazılarını aldım. Diyoruz burada işte hakiki müminler. Yani herkes mümin ama hakikisi değişik. İçin alemi berzah gayet sevilen bir alemdir. Peki bizde nedir? Daha belli değil. Öyle derlermiş yani. Daha belli değil. Evet. Ne yaparız o zaman? Durumumuzu biraz bilirsek çok iyi bir şey olur. Gafletten kurtulmanın bir ifade şeklidir bu. Kendimizi bilirsek derken yani bugün insanın, Müslümanın dünyaya öyle bir yapıştı ki yani ki ondan kopartılması imkansız hale geldi. Dünyadan. O zaman bunların filmi çekiliyor efendim. Onun şakası yok bu işin. Şimdi bundan sonraki bir başka ara başlığa geldik. Alemi berzah nasıl tarif edilecek? Alemi rüya, yani bildiğimiz rüya. Alemi misalin zilli. Yani rüya misal aleminin bir düşük mertebesi. O da misal alemidir. Fakat bir düşük derin şeyi. Yani misal alemi nasıldır dersen çok açık gördüğün rüyanın daha açığını düşün. Oluyor. Ve o da yani misal alemi de alemi berzahın zilli. Yani alemi berzah daha üst dereceye çıktı şimdi. Olduğundan desatirleri, bu rüyanın, misal aleminin ve berzah aleminin fıtrı yani nasıl diyelim yani kanunları, fıtrat kanunları diyelim, mütemasildir, birbirine benziyor. Da mert açı o şey derece yüksekliği bakımından dereceleniyor. Fakat asliyetleri birbirine çok yakın. Dedi. Yani nereden okuduk onu? Sunuhat, Tuluhat, İşarat 10 sayfa. Bir başka ara başlığa geldik. Alemi berzah dünya ve ahiret arasında bir köprüdür. Berzah. Dünya ile alemi berzah, ahiret arasında bir köprüdür. Köprü gibi vazife görüyor. Ne? Alemi berzah.
Niçin bu bahsi alıyoruz? Şimdi Alem Berzah bahsindeyiz. Biraz Alem Berzah'ı bilelim diye oraya gidiyoruz. Yaklaştı. Gideceğimiz memleketi biraz bilsek iyi olmaz mı? Nereye gidiyoruz diye. Yoksa acemilik çekeriz çok. Ne oldu, ne başımıza ne geldi diye. Nereye gideceğim ben şimdi diye. Burada bunları okurda bir bilgimiz olunca o bilgi ruhtadır. Berzah alemine geçildiği zaman o bilgi vazife görecek. İptal olmaz. Mesela uyku alemi yakaza ile alemin misal arasında bir köprü olduğu gibi. Uyku neymiş? Yani uyanıklık alemi ile misal alemi arasında bir köprü. Ne demek? Uyku aleminden, uykudan yani, pardon, yakaza, yani bu dünyadaki uyanıklık durumundan misal alemine doğru bakıyor. Ne? Uyku. Yani misal alemiyle maddi bizim dünya hayatının mevcut uyanık hayatımız arasında uyku iki tarafa münasebet kurdurucu bir berzah oluyor, araf hasıl oluyor. Olduğu gibi alemi berzah dahi dünya ve ahiret arasında bir köprüdür. Yani alemi berzahta olan, biraz önce de ne demiştik? O gelir alır demiştik. Üstad diyordu yani. Nasıl gelecek? Şimdi berzah alemi şeyle dünya ile ahiret arasında bir köprü olunca o zaman hem ahirete bakar hem dünya tarafına bakar berzah alemi. İki tarafa da irtibatı kurar çünkü arada bir fasıldır. Ve keza alemin misal şimdi biz bu şimdi okuduğumuz şey alemi berzahtı. Şimdi geldik alemin misal alemi cismani ile. Neydi alemi misal? Cismani alemin canlı filmleriydi, kamera filmleriydi. Öyle bir alem. Alemin misal, alemi cismani ile alemi ruhani mabeyninde bir köprüdür. Yani şimdi köprüleri niye anlatıyor? Sırat köprüsünü düşünmek için bu köprüleri bize hatırlatıyor. Az çok düşünebildiğimiz köprüler. Ta ki düşünemediğimiz Sırat Köprüsü'ne bir düşünme imkanı verecek buradan. Hem bahar dahi kış ile yaz ortasında bir köprüdür. Ama haşirde köprü bir değildir. Bak görüyor musunuz şimdi? Kıyamet kopunca şimdi biz Sırat Köprüsü'nü yani avami manada bir manada hayal ediyoruz. Ha, bu ne diyecek burada? Köprü bir değildir. Belki onda haşirde çok azim ve pek büyük inkılaplar mündemiş olduğundan elbette cisri yani köprüsü dahi en acip ve çok eğri büğrü ve gayet garip bir şey olması lazım gelir. Sırat Köprüsü. Çünkü çeşit çeşit alemler ile ahiret arasında bir münasebet kurma imkanını sağlıyor. Sırat Köprüsü. Tabii Sırat Köprüsü hakkında fazla bir bilgimiz yok. Fazla bilgimiz de olamaz. Onun için burada birkaç tane köprüyü anlattı. Düşünce imkanını sağlıyor üstad. Bir dereceye kadar. Büyük Mesnevi 514. Gene aynı Arapça Mesnevi'nin aynı bahsini anlatıyor. Şöyle anlatıyor. Bu yukarıda okuduğum metinlere daha uygun. Arapçasına bakınca
İnkılaplar içerisinde neticesinde her iki taraf arasında geniş geniş dereler husula gelir. Yani ara mesafeler. O dereler üstünde her iki aleme münasebettar köprüler lazımdır. Her iki alem arasında gidiş geliş olsun. Demek ki bu gidiş geliş meselesi din hayatında büyük zatlar dünyaya geliyorlar, görüşüyorlar, yakazaten görüşüyorlar diye şeyler işte okuyoruz, haberler. Buradan da bir dereceye kadar o haberlerin bir derece yani hafif yolu da olsun ilmi tarafını görüyoruz. Lakin o köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebayin, birbirinden farklı, köprüler çeşitli, alemler çeşitli. Biz bunu mesela düşünemiyoruz. Yani çok çok kimseler, çok dindarlar, dini sahadaki işte cemaatler bu manada bir köprü düşünüyor mesela. Birisi tesbih çekiyor, şöyle yukarıya doğru çekiyor. Niye? Sırat Köprüsü'nü önce buradaki İstanbul Köprüsü, Boğaz Köprüsü gibi kabul ediyor. Çıkıyor yukarıya. Sonra paralel gidiyor. Aynı işte Boğaz Köprüsü'nü düşünüyor. Sonra aşağıya doğru iniyor, indiriyor. Tespihi öyle yapıyor şimdi. Niye? Sırat Köprüsü'ne benzetmek için. Ne selam, ne Süreyya. Halbuki pek çok alemler arasında münasebet kurmak için o münasebet kurma alemleri de farklı alemlerdir. Köprü manasında. Hiç olmazsa bu kadarcığını bilelim diyorum ben. Seneler öncesi bu köprü meselesinde aşağı yukarı işte 40 sene öncesinde yapmış olduğum 7-8 bin maddelik şey var. Mevzu fiilisti. Bu manaları orada cem ettim. Mevzu fiilistinde. Sırat bir istintak alemi mi acaba? İstintak değil de münasebet kurma iki alemler arasında bulunan bu alem iki tarafa yani hangi alemler arasında ise köprü münasebet kurma imkanı sağlayan bir şeydir, mahiyettedir. Bu ana şeyi, meselenin ana yapısı, ana mana dünyası. Orada ayrılma oluyor diye bazen şey geçiyor da mesela kimisi cennete gider, kimisi cennete geçen geçemeyen o söyleyeyim. Onlar mecazdır. Onlar dur bakalım. Bunları bildikten sonra onları düşünmek lazım aslında. Demiş. O köprülerin inkılabat cinslerine göre şekilleri, mahiyetleri mütebayin, isimleri mütenevi olur. Mesela uyku alemi yakaza ile alemi misal arasında bir köprüdür. Uyku ile alemi misal bir derece farklılığı dairesinde kanun mahiyetleri bir. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Şimdi bu köprü olduğuna göre berzahtan gelme olmaz mı? Olur. Evet. Ve misal alemi cismani ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. Bahar kış ile yaz arasında ayrı bir köprü nevidir. Ayrı bir nevi köprüdür. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Pek çok ve büyük inkılaplar olacağından köprüsü de pek garip ve acip olması lazım gelir. Mesnevi 225. Şimdi biz alemleri madem geziyoruz, şu burada anlatılan Sırat Köprüsü hakkındaki bir daha yakın düşünebilme imkanı sağlayan bu derse dikkat etmemiz lazım. Alemlere bakıyoruz. Alemler dersi şimdi bu. Alemler. Kainat yani. Şimdi başka bir ne kadar kaldı? 10 dakika var yani. Bir tane daha okuyoruz. Alemi şehadet, bu bizim işte bildiğimiz maddi alem. Alemi gayba ve dar-ı bekaya bir perdedir. Yani
biz insanların o alemleri açılmamıza, hissetmemize, anlamamıza manidir. Maddi alem manidir. Niye? Maddi alemdeki gözümüz, kulağımız, hayalimiz, düşüncelerimiz bu alemdeki mevcut kanunlara göre şekillenmiştir. Halbuki o alemler burada bizim kulağımızın, gözümüzün ve beş duygularımızın alıştığı hissiyat, yani idrakat, yani bu uydurmada algılamalar diyorlar, cinsinden değil. Onun için perde gibi oluyor yani. Yanımızdadır, içindeyiz. O zaman mekan şey yapmaz. Yani gerektirmiyor. Fakat yokmuş gibi bizim dünyamızda. Ben şöyle düşündüm da bunları okuyunca, işte o devrelerde 30-40 sene daha da evvel memleketteyken yani. İşte beş duygumuzdan bir tanesinin olmadığını kabul ediniz. Hangisi olursa olsun. Beşer dünyasında beş değil de dört tane duygu var. Her bir duyguya da bunları şey yapın, değiştirin. Bazen onunla, bazen bununla düşünce olsun. Mesela ben pratiğinden burun mevzunu yaptım. Koku alma aleti, cihazıdır. Beşerde koku alma yok. Burun var, hava alıyoruz ama koku alma yok. Düşünürsek, düşünürüz gayet rahatlıkla. Bu koku alim-i şehadetten, şimdi alim-i şehadetimizden olduğu halde o zaman alemi gayıptan olacaktır. Biz onu açılamıyoruz. Bir adam keramete mazhar oldu, burnu koku almaya başladı. Eyvah, kaldı ortada. Kimseye bir şey anlatamayacak. İnandıramayacak. Hayır, kimse bir şey anlamaz ki. Çünkü o beşer dünyasında, maddi alemde kokudan, yani kokuyu hislenme, kokuyu bilebilme organı yok. Yani var da hava almak içindir burun, koku almıyor. Bak, çeşit çeşit raihayı muhtelife gayb aleminden olacak. Tabi ki şimdi şehadet alemindendir. İşte bunu ölçü olarak düşünüyorum ben ta o zamandan beri. Buna göre düşünürsek, yanımızda ve beraber, şimdi kokular yanımızda olmuyor mu? Dır ama yok işte, bizim dünyamızda yok. Niye? Burnumuz koku almadı ondan. Ve koku aldığı zaman da ortada kalıyoruz, kimseye bir şey anlatamıyoruz. Mümkün değil, anlatamayız. Hani var ya, ağzı yok adam konuşamaz gibi hale geliriz. Bunları mana ve maneviyat ve manevi alemleri düşünebilmek için bir düşünme imkanını sağlamak için söylüyorum. Yani biz bunun alemleri bilmekle mükellefiz. Şu anda bize ilk daha yeni giriş yaparken Kur'an Rabbul Alemin diye söylüyor. İşte okuduğumuz bunlar. Bu alemler. Bunları işte tertip ettiği, nizam altına aldığı maksadı, hikmetine göre terbiye ettiği, kanunlarını koyduğu, sizi de işte idrakat ile süsledi. O alemlere açılan idraklarınız var. Biz şimdi bunları düşünmeyeceksek ve dünya için o zaman gelmişiz. Yeri hiç yat, keyif çek. O zaman bizim şey, sevdiğim bu işte arkadaşlarım var ya, benim arkadaşlarım. Onlar daha fazla keyif çekiyorlar ki. Keyifli onlarla yarışamayız yani. Evet. Nereye geldik? Ha, bu lemalar 282'den okuduk. Yani diyeceğim ki, Risale-i Nur'u ciddiyetle, mana inceliğine merak edip teveccüh edebilme yoluyla gidilirse hiçbir şekil ve surette, ne kadar dünyada çeşit çeşit tedrisat alemleri ve hareketleri varsa, topunu birden Risale-i Nur derslerinin verdiği bilgiler dairesiyle mukayese kabul edemem. Mesela ben öyle demiştim. Zübeyir abi diyordu ya bir şey.
İşte Ford'un şeylerini verseler, kalemini kaldırmadan daha Sarlay'ın yazarken hayır diyecek. Deseler ki, bak beyefendi, ne oldu? Ben şimdi diyorum onlara, ne oldu? Sana dünyada ne kadar bilgiler varsa hepsini toptan sana vereceğiz. Ama Risale-i Nur'dan almış olduğun bilgileri alacağız. Onlar hepsini yok olacak senden. Unutacaksın. Ama bu kadar dünyada ne kadar bilgi varsa hepsini kafana böyle şey gibi, hani var ya, CD'den aktarıyoruz şeye, bilgisayara. Kafana aktaracağız. Daha bu cümleyi bitirmeden aman ha gidin şuradan diye bağıracağız. Bağırabilme durumunda olmalıyız. Sakın ha. Zinhar. Evet. Ne diyorsun Mehmet? Yani hayır, çok bu bala mı oldu diyorsun? La vallahi ha, şimdiden hayır diyorum. Bu balayı anlamam. Evet. Demek ki iki söz yok. Alemi şahada, alemi kaybın arkasından. Evet, tecelliyede. Şimdi burada keselim Mehmet. Ben şeyin doldu herhalde canım. Bir bak yine kaç dakika oldu. Şimdi kim anlıyor buradan? Doğru mu diyor? Doğru söylüyor. 5 dakika var. 5 dakika varsa doğru söylemiyor. Çeyrek kala. Çeyrek kala. Sen yapamazsın saat. Tam 55 dakika oldu bu saate göre. Orada bakıyorum. Kaç dakika oldu? Kaç dakika oldu?